Ukrayna ile devam edelim. Ukrayna'dan Kırım'ın Sivastopol kentindeki Rus donanma karargahına düzenlenen saldırı ile ilgili çarpıcı bir açıklama geldi. Ukrayna'dan Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutanı Viktor Sokolov'un öldürüldüğü iddia edildi. Ancak Rusya Sokolov'un katıldığı toplantının görüntülerini yayınladı. Rus saldırılarının hedefinde ise yine Ukrayna'nın Tuna Nehri üzerindeki limanları vardı. Son duruma bakalım şimdi. Füzenin hedefi Sivastopol'daki Rus donanma karargahıydı. Ukrayna Özel Kuvvetleri bu saldırıda Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutanı'nın öldürüldüğünü açıkladı. Ukrayna ordusu geçen hafta Rusya'nın 2014 yılında ilhak ettiği Kırım'a saldırı düzenledi. Karadeniz Donanması karargahı vuruldu. Ukrayna Özel Kuvvetleri saldırıyla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. İddiaya göre karargahta bulunan 34 Rus subay hayatını kaybetti, 105 kişi de yaralandı. Hayatını kaybedenler arasında üst düzey bir isim vardı. Rusya'nın Karadeniz Donanması Komutanı Viktor Sokolov. Rusya'dan ilk etapta Sokolov'la ilgili açıklama yapılmadı. Kremlin sözcüsü Peskov soruları yanıtsız bıraktı. Ancak daha sonra Rus amiralin Genelkurmay Başkanı Şoygu ile birlikte katıldığı toplantıdan görüntüler yayınlandı. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları da sürüyor. Hedefte bir kez daha Tuna Nehri kıyısındaki Ukrayna limanları vardı. İzmail Limanı'ndaki tesisler vuruldu. 2 kişi yaralandı, 30 araç zarar gördü. Liman faaliyetlerine ara verdi. Ukrayna ordusu 38 şehit İHA'sından 26'sının düşürüldüğü bilgisini verdi. Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski cephede avantaj elde etmek için Batı yardımına güveniyor. Bunun için beklediği Amerika Birleşik Devletleri yapımı Abrams tankları Ukrayna'ya ulaştı. Zelenski tankların cepheye gitmeye hazır olduğunu duyurdu.